Hoş geldiniz arkadaşlar. Malzemelerle devam ediyoruz. P'ye basıp perspektife geçelim. Shift F yapıyorum. Şimdi binamızı isterseniz bir kaplayalım sevgili arkadaşlar. M'ye basıyorum. Materyal editörümü tekrardan açıyorum. Burada binamın kaplaması şuydu. Çekmiştim ben bunu damlacıkla daha önceden. Şuradan bir değişikliğe gidelim. Buradan V-Ray materyali seçiyorum. Seçtikten sonra difüz kanalına, buradan da bitmap kanalından masa üstüne dönüyorum ve elimde bulunan kaplamalardan birini kullanacağım. Ben şunlardan birini kullanacağım arkadaşlar. Plaster kaplama diyebiliriz bunlara. Plasterden kastım da şu. Duvar kaplaması arkadaşlar. Bunlardan birini seçebiliriz. Şimdi bunu seçtim. Bunu seçtikten sonra ne yapıyorum yine? Buradan 0,1 değerini giriyorum. Şu şekilde. Neden bunu yapıyoruz? Daha önce de söylemiştik. Yine düzgün ve keskin bir şekilde oluşsun diye. Şimdi yukarı çıkalım şöyle. Bu arada bir map'i gösterelim. Bakın. Şöyle yaklaşalım bir taraftan. Map'i seçtiğimde F4'e basıyorum bakın. Şöyle. Seçtiğimde Alt Q yapıyorum arkadaşlar. Buradan UV map verebiliriz. İstersek vermeyebiliriz de. Hani bize kalmış bir şey. Şöyle render tuşuna basalım. Bakalım nasıl. Şöyle görünüyor. Bunu bir poly'e çeviriyorum. Convert Editable Poly. Gördüğünüz gibi. Sonrasında da buna bir UV map verelim. Box diyorum. Şurayı da yine atıyorum. 5, 5, 5 yapıyorum. Sanırım tamam. Bakın görüyorsunuz. Daha güzel bir şekilde görünüyor. Şöyle gelelim tekrardan. And isolate diyelim. Diğer parçaları da seçebilir miyiz? Alt Q. Şu bölümü mesela. Bunu da yine poly'e çevirelim. Ve UV map atayalım buna da. Box. Yine ölçü olarak 5 metreye 5 metre 5 metre şeklinde bir değer giriyorum. Unhide al diyorum. Shift F. Orada standart kameradayım. Dikkatinizi çekerim. Şöyle yapalım. Bakın basitçe şöyle kapladım. Şimdi cam malzemesine bir gelelim bakalım. O malzeme üzerinde değişiklikler yapacağım bu arada. O şekilde bırakmayacağız. Yani bu malzememiz üzerinden. Dolayısıyla kafanız karışmasın. Şuradan tekrardan V-Ray materyale tıklıyorum. Bakın cam malzemesi için. C'ye basalım. Tekrardan kameraya gelelim. Cam malzememiz özellikle burada görünüyor. Şu bölüme bir gelelim. Şuradaki buna hatta şey diyelim. Buna cam 1 diyelim. Şuraya geçelim. Şuradan da malzeme alalım arkadaşlar. Standart bir malzeme. Şöyle. Buradaki malzememizle diğeri ne olacak? Aynı olacak arkadaşlar. Shift F yaptım bu arada. Geliyorum. Buna da cam 2 diyorum. Cam 1'e geldim. Şöyle. Bir kere bu cam malzemesi yansımalı olacak. Evet diyorum. Renk vermedim şu an. Dikkatinizi çekerim. Arka fonu açtım. Geçirgenlik verdim arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz. Şu an bu oluşturduğum standart bir cam malzemesi. Şu bölümü de Color Alpha yapıyorum. Arka tarafa da işte alfa kanalında geçirgenlik oluşsun diye. Aynı zamanda Affect Shadow'umuz açık. Gölgeler oluşacak bu şekilde. Bunları da yaptım. Şimdi bunun dışında yansımalı bir cam elde etmek için farklı teknikler var arkadaşlar. İsterseniz onları uygulayabilirsiniz. Özellikle dış cephede kullanılan tekniklerden bir tanesi. Fresnel Reflection'ı kaldırarak şuradan yansıma kanalını falofla kontrol edebilirsiniz. Falof kanalıyla kontrol edebilirsiniz. Buradan da renk olarak mavi ve mavinin türlerini seçerseniz alacağınız renk yine mavinin tonlarında bir renk olacaktır. Hatta bunun için biraz da hafiften şeyi kısabilirsiniz. Refraction kanalını. Refraction kanalını kıstığınız vakit arkadaşlar ana yansımalar daha fazla ortaya çıkacaktır. Şimdi C'ye basalım. Kameraya gelelim. Shift F diyelim. Bakın gördünüz mü? Malzeme nasıl bir malzeme? Direkt giydirme cephe gibi yansımalı bir malzeme oldu. Bu konuda hani dediğim gibi şunu biraz daha azaltabilirsiniz. Mesela daha fazla şu şekilde ortaya çıktı. Veyahut hayır efendim böyle değil de ben tam yansıması olsun istiyorum. Daha doğrusu geçirgenliği olsun istiyorum derseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bu kalsın şimdilik. Değiştirebiliriz duruma göre de. Aynı malzemeyi ben kopyalıyorum. Şu bölüme. Bakalım şurada nasıl duracak. Şuradaki malzememin üzerine atıyorum. Paste diyorum. Buna da cam 3 diyorum. Gördünüz mü? Bir de render alalım böyle. Bakın
gayet güzel yansımalı bir malzeme oldu. Gördüğünüz üzere. Peki 3 numara alacağım. Yani buraya daha doğrusu 2 numara alacağım. Buraya da yapıştırıyorum. Şimdi cam 2 bu da arkadaşlar. Bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Gayet yansımalı güzel bir malzeme oldu. Duruma göre yine değişikliklere gidebiliriz. Şimdilik kalsın. Bunun dışında hemen şöyle yapalım arkadaşlar. Perspektife geçiyorum. Şu bölümlerde değişiklik yapacağım. Buradaki çelik konstrüksiyonlar arkadaşlar, şu parçalarımız. Bunları da standart V-Ray materyal. Bu malzememize metalik özellik vereceğim için metal değerini 1 yapıyorum. 1 yaptığım zaman şu an bakın C'ye basıp kameraya geçelim. Metalis aktif. Buralar metal arkadaşlar oldu. Perspektife geçtim. Yaklaşıyorum mesela. Shift F yaptım. Şunlar bayağı yansımalı metaller. Şimdi bunun rengini şöyle hafiften siyaha doğru çektim. Bakın gördüğünüz gibi siyaha doğru döndü. Biraz yansımasını verelim arkadaşlar metalik etkiye. Bu yansımaya fluluk verelim. Bakalım şimdi nasıl olacak. Gördüğünüz üzere yansıma burada netliğini kaybediyor arkadaşlar. Daha flu bir görüntü çıkıyor. Yansıma konusunda arkadaşlar tabii ki. Böyle kalabilir. Bu arada subdivize değerlerini değiştiremiyorum. Neden değiştiremiyorum? Çünkü rendering altında, render setup altında, global DMC başlığı altında V-Ray'e geliyorum. Buradan da global DMC başlığına. Buradan 100 lokal subdivize aktif hale getiriyorum. Bunu getirmemdeki sebep ne? Subdivizleri yani kaliteyi, malzemenin kalitesini kontrol edebilmek. 32 yapıyorum arkadaşlar. Daha kaliteli. Bakın şu an daha yavaş render alıyor. Gördüğünüz gibi daha pürüzsüz bir görüntü oluştu. Hatta şuraya gelirsek bakın daha net algılayacaksınız. Gibi. Stop diyorum. C'ye basalım. Standart kameraya geçtim bilerek. Bakın gayet güzel bir şekilde oldu arkadaşlar. Buradaki malzememiz de umarım aynıdır. Aynı değilse aynı. Aynı değilse değiştirecektim. Üstteki korkuluklarımız aynı mı bakalım. Bunlar aynı değil. Hemen bunu copy paste deyip yapıştırıyorum arkadaşlar üstteki malzememize. Bunun rengini biraz daha açıyorum. Metal rengini şöyle açtım. Böyle kalabilir. Evet, gayet güzel. Şimdi bunun dışında perspektife geçelim tekrardan. Bu bölümü kaplayalım. Yani ana zeminimizi kaplasak. Standart V-Ray materyal. Bu V-Ray materyali de buraya atıyorum. Ne atayabiliriz buna? Bitmap. Bir malzemelerime bakayım. Şu var elimde. Başka malzemeler de kullanabilirim tabii ki. Şu an hani şu olabilir mesela. Bir bakalım nasıl duracak. Güzel durdu gibi. Seçiyorum. Bunu poly'e çeviriyorum arkadaşlar. Yine Isolate Selection. UV Map veriyorum. Değer olarak da 10 metreye 10 metre desek bakalım nasıl duracak. Bu arada perspektife geçelim tekrardan. Bakın 10 metre biraz büyük gibi oldu. Bunları küçültebiliriz. 5 metreye 5 metre. Desenler büyük gibi oldu. Daha iyi gibi. Bu bölüme araçlar vesaireler ekleyebiliriz. Dediğim gibi ağaçlar ekleyeceğiz. Güzel bir sonuç almaya çalışacağız arkadaşlar. Şu arayolumuzun rengi de bu arada şurası da şununla aynı oldu. Şöyle bir şey yapabiliriz. Shift'le bunu şuradan itibaren kopyalayabiliriz. Bakın şu parçayı seçtim. Shift'le kopyaladım. Bunu klon obje yaptım. Ayrı bir obje olarak kopyaladım. Şimdi bunu da tab ekranına geliyorum. Poly'e çeviriyorum. Ağırlık merkezini de hiyerarşi bölümünden kendi üstüne alıyorum hemen merkeze. Şu şekilde. Burada şöyle bir işlem yapabiliriz belki. Öncelikle şu kısmı seçmemiz lazım. Yani şu ucu. Neden şu ucu? Çünkü arkadaşlar lokalde hareket ettireceğim ki bu eksende düzgün hareket etsin. Önce Window Crossing modunu açıyorum ve şurayı seçiyorum. Buradan da lokali seçiyorum. Bakın şu an yani seçtiğim yer şu uç kısmı arkadaşlar. O uçtaki poligon kısmı. Vertex'te bu modda çalışamazsınız. O yüzden bu şekilde yaptım. Bakın şöyle. Sonra burayı seçiyorum. Bunu da buraya kadar alıyorum gördüğünüz gibi. Sonrasında yapmam gereken işlem. Bunu kapattım. Bakalım kaça kaçmış.
İşte 5'e 5'miş yaklaşık. 5 metreye 5 metre. Buna da UV map veriyorum. 5 metreye 5 metre şu şekilde. Yani buradaki değerimle buradaki böylelikle aynı olmuş oldu. Şurada yol çizgilerini şu bölümünü arkadaşlar yine aynı şekilde bakın ucu seçiyorum. Gördüğünüz gibi. Ne yapacağım? Şu iki ucu hatta. Şöyle götüreceğim bu tarafa doğru. Değil mi? Aynı şekilde diğerlerini de yapabilirim arkadaşlar. Diğer parçaları. Yani şunları. Bunların da şu uç kısımlarını. Bunlar sanırım şeydi, plane şeklindeydi. Yanlış bilmiyorsam. Evet. Plane olduğu için işim biraz daha zor olabilir. Şöyle hizalayalım. Şöyle. Evet. Şunu da şu şekilde. Ya buradaki ne yapıyorum arkadaşlar? Eksik ve hatalarım varsa bunları tek tek düzeltiyorum. Çünkü amacımız gerçekçi kaliteli bir render almak. Dolayısıyla bütün detaylara dikkat ederseniz sonuçlarınız ona göre daha gerçekçi ve kaliteli olacaktır. Şöyle. Bunları aynı zamanda ne yapacağım ben arkadaşlar? Tamamını seçip şöyle seçelim tamamı. Bakın Snap'i kapattım. Kopyalayacağım şu şekilde. Klon obje olarak kopyaladım. Ve ağırlık merkezini yine aşağıya doğru aldım. Kendi üzerine. Şöyle yapalım. Şimdi arkadaşlar aşağı doğru indiriyorum şöyle. Gördüğünüz gibi. Buradan devam edebiliriz. Tabi burada bakın hafif aşağı doğru bir eğim söz konusu. Bunu hafif şöyle bir şey yapabiliriz arkadaşlar. Yamuk gitmemesi adına. Şu an bu tarafa doğru eğimli gibi görünüyor. Bunu da şöyle hafiften döndürüyorum. Yani zaten uzakta olacağı için çok görünmez sanırım. Shift F. Bir tane daha gitmemiz lazım arkadaşlar. Yani bir kopya daha almamız lazım. Yine şöyle geliyorum. Copy. Shift F yapalım. Tap ekranı. Evet, yaklaşık olarak şöyle bir şey. Yeterli bence. Ben öyle düşünüyorum. Shift F yaptığımda bakın yol çizgileri falan gayet güzel görünüyor. Evet arkadaşlar, bu ders için şu an yaptıklarım yeterli. Bir sonraki derste arabalar vesaire ekleyeceğim. Şu binamızın kaplamasına bakarız. Hem bu bölüme hem alt bölüme. Daha sonra peyzaj öğelerini de ekledikten sonra yine test renderları, işte malzemelere son dokunuşlar, detaylar vesaire. Son aşamada da yine ışıklandırma ve renderla devam edeceğiz. Sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.